Biraz önce önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki sivil topluma gözdağı vermek mi acaba? Ya da sivil toplum bugün Türkiye'de bir taraftan çok aktif ve güzel şeyler de yapılıyor ama bir taraftan içi de boşaltılıyor sanki ya da başka bir şeye evriliyor, eğriliyor. Ne düşünüyorsunuz? Yasman Kavala'nın durumu, sivil toplum aktivitelerini ya da sivil toplum kuruluşlarının, kişilerin bu konuda, bu alanda çalışanların ne yapmak istediklerine karşı nasıl bir bakış geliştirdi? Nasıl görüyorsunuz? Şimdi bir kere bu benim görüşüm değil. Bu söylenen bir şey etrafta. Belki doğrudur, belki yanlıştır. Ben bilmiyorum. Hani sivil topluma gözdağı vermek için mi Osman Kavala tutuklandı? Bunu ben bilmiyorum. Bu dediğim gibi benim görüşüm değil. Ama sivil toplumla ilgili şöyle bir şey var. Yani sivil toplum hayırsever kuruluşlardan müteşekkil bir şey değildir. Sivil toplum o piyasanın ve devletin dolduramadığı alanları, onların faaliyetlerinin boş bıraktığı alanları doldurmak üzere faaliyet gösteren bir şeydir. Yani eğer bu memlekette piyasa veya devlet kanalıyla mesela klasik müzik konserleri dinleyeceğimiz ortamlar yaratılamıyorsa bu sivil toplumun girebileceği bir alandır. Ya da çocuklara yönelik sanat kültür faaliyetleri öyle yapılmasın da böyle yapılsın diyenler oluyorsa onların girebileceği bir alandır. Ve savunuculuk yapılan bir alandır. Yani sivil toplum savunuculuk yapar. Yani bazı konularda siyasi yetkililere işaret verir. Bunu böyle yapmayın da böyle yapın. Bunu böyle yaptığınız zaman şu kesimler şöyle bir etki altında kalıyorlar diye. Bunlar yapıldığı zaman yani sivil toplum rahatsız da eder siyasetçileri. Ve rahatsız etmek durumundadır da. Kaybedilen şey sivil toplum faaliyetinden geçilmiyor Türkiye. Hiçbir zaman olmadığı kadar çok sivil toplum kuruluşu var ve çok fazla sivil toplum faaliyetinde bulunuyor bunlar. Yavaş yavaş eksilen şey bu savunuculuk faaliyetleri. Bu savunuculuk faaliyetleri ve o çok tabii önemli bir boşluk bırakıyor siyasetçi açısından da. Siyasetçi bu şeyden, bu tür bir uyarıdan ve bu tür bir bilgiden yoksun kalıyor. Bu kanal kesiliyor. Bu nereye götürür? Bunun kanalının bitmesi ya da kesilmesi? Kötü bir yere götürür. Yani bu siyasetçinin istediği bir şey olabilir bir noktada. Aman ne güzel eleştirilmiyorum der siyasetçi. Aman ne güzel beni eleştirenler sustular. Ben rahat rahat işimi yapıyorum der. Ama işini yapması olumsuz etkilenir bundan. Çünkü toplumdan bir reaksiyon gelmiyordur. Bir işaret gelmiyordur. Doğru mu yapıyorum da yanlış mı yapıyorum? Nerede eksik var, nerede fazla var diye.